Trakya Birlik bırakın taban fiyatını, arz fiyatını bile hala açıklamadı. Trakya Birliği'nin açıklaması gereken fiyatı işte Konya Şeker gibi Ayçiçeği'yle doğrudan ilgisi olmayan kurumlar açıklıyorlar. Örneğin Konya Şeker geçtiğimiz hafta yağ oranına göre 1130 lirayla 1250 lira arasında değişen avans fiyatları açıkladı. Şu anda Trakya Birliği'nin ortakları, üreticiler Trakya Birliği'ne mallarını teslim ediyorlar. Taahhüt ettikleri, beyan ettikleri rekoltelerle. Ama dünyada ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Üretici ürettiği malı teslim ediyor ama fiyatını bilmiyor. Gerçekten çok garip bir durum, çok garipsenmesi gereken bir durum. Maalesef Türk çiftçisi hem hükümetin ajandasında yok, hem Trakya Birlik ortakları adına böyle bir olumlu açıklamayı hala yapmadı. Ortalama 95 kuruş civarında ayçiçeği piyasası alıma son süre devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin rakamlarına göre ayçiçeğinde dönüm ton başına maliyet 1060 Türk lirası. Ama üretici 1060 liraya mal ettiği ayçiçeğini gidip piyasada 90 kuruştan, 95 kuruştan yani tonu 900 liradan, 950 liradan satmak zorunda kalıyor. Şimdi yakında çeltik harmanımız başlıyor. Çeltik harmanında bu yıl iyimser bir beklenti var çeltik üreticilerinde. İşte gerek piyasada çok fazla pirincin olmaması, ithalat rakamlarını bilemiyoruz. Hükümete sormamıza rağmen hala ısrarla ithalat miktarlarını açıklamıyorlar. Ama ayçiçeği piyasasına baktığımızda eğer aynı şey çeltikte de yaşanırsa bu büyük bir facia demek. Zaten bizim çok iyi geçen yıldan bu yıl ekim azalması söz konusu. Bunlar 2 yıl önce 1 milyon 200 bin dönüm olan çeltik ekimi geçtiğimiz yıl 950 bin dönüme kadar düşmüştü. Bu yıl da yine o civarlarda. Fakat üretici gerçekten büyük bir beklenti içinde. Yarın itibariyle Tarım Bakanı, bu akşam Ankara'ya gidiyorum. Tarım Bakanı ile bir görüşmem olacak. Bununla ilgili bir soru önergesi hazırladık. Onu vereceğiz. Ama dediğim gibi hükümet ısrarla bizim temel taleplerimiz olan, üretici adına, çiftçi adına temel taleplerimiz olan bir ürün ekilmeden, hangi ürün ekilirse ekilsin, ürün ekilmeden o ürünün taban fiyatını açıklaması gerekiyor hükümetin. İki, o ürünün en azından harman döneminde o ürünün yurt dışından ithalatını kapatması gerekiyor. Gümrük duvarlarını yükseltmesi gerekiyor. Gözetim fiyatlarının, referans fiyatlarının yükseltmesi gerekiyor. Ama maalesef hükümet sanki bu ülkenin hükümeti değil, başka bir ülkenin hükümeti gibi üreticisine, çiftçisine karşı son derece duyarsız kalmaya devam ediyor. Teşekkür ederiz. Çeltik üreticisi 2009 yılından beri ciddi kayıplar yaşıyor. Bu ülkedeki çeltik ekilişlerine de yansıdı. Şöyle söyleyelim. 1 milyon 200 bin dekara kadar çıkan çeltik ekilişleri şu an 900 bin dekarlara kadar gerilemiş durumda. Yani ciddi anlamda bir gerileme söz konusu. O yıldan baktığımızda %25 bir ekim alanı azalması var. Bu tabii ki üretime yansıyor. Üretime yansıyınca pirinç üretimimize yansıyor ve pirinç tüketimimize yansıyor. 2009 yılında çeltik üreticisinin eline 1,5 liraya yakın çeltik fiyatı geçti. Fakat yılın bitiminde fiyat 1 liralara kadar geriledi. 2010'da biliyorsunuz ki fiyat 1 lirayı hiç geçmedi. 2011'de de bu devam etti. 2012'de de devam etti. Biz hep uyardık. Bakın Türkiye şu Osmancık çeltiğini yetiştiriyor. Çok başarılı. Üretimini çok arttırıyor. Tarım Bakanlığı'nın da en çok övündüğü bitkilerden biri çeltikti. Üretimi artan, tek artan ürün çeltikti. Böyle yaparsanız, fiyatla üreticilerimizi desteklemezseniz, Toprak Mahsulleri Ofisi yeri geldiğinde alımlar yapmazsa üretim ciddi anlamda düşecek dedik ve şu anda üretimin düştüğünü ben size açıklıyorum. Üretim ciddi anlamlarda düştü ama şunu söyleyelim, bizim çeltiğimiz o kadar kaliteli, o kadar güzel ki yurt dışında gelen çeltiklerle, pirinçlerle rekabet ediyor ve bereket kamuoyuna çeltikte GDO skandalı girdi. GDO'lu pirinçler Türkiye gündemine girince yerli ürünün değeri arttı. İnşallah bu hasatta bu ürün artışı fiyat artışına döner ve üreticinin eline ben iddia ediyorum 2 lira geçmesi lazım.
Belki bu ekonomik koşullarda 2 lira çok yüksek bir rakam gibi gelebilir ama 1,5 liranın altına düşen her ürün üretici için zarardır. Çünkü bu üretici zaten 3-4 yıldır cebinden yiyor. Tarlasını satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Borçlarını arttırarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu yıl çeltik fiyatlarının 1,5 liranın altına düşmemesi lazım. Ben 2 lira olmasını temenni ediyorum. Çünkü ürün azdır. İthalat da bu derece yoktur. Ve artık tüketicilerimiz yerli pirincin kalitesini de bilmektedirler. Avantajlarını da bilmektedirler. GDO'lu ürünün ne gibi sonuçlar doğurduğunu da bilmektedirler. O yüzden yerli pirince dönülmesi gerektiğini de ben savunuyorum. Ve üretimin önümüzdeki yıllarla, fiyatlarla birlikte artmasını temenni ediyorum. İthalat geçici bir çözümdür. Türk halkı pirinç üretimini sevmektedir. Tüketimini de sevmekteyiz biz. O yüzden ciddi tarım politikalarını desteklememiz gerekmektedir. Şu anda sadece çeltikte değil, hiçbir ülkede ciddi ve tutarlı bir tarım politikası yoktur. Geçtiğimiz haftalarda Ayçiçeği'nde yaşanan fiyat düşüşleri çeltikte yaşanmamasının temelleri biliyorsunuz. Ayçiçeği'nde ciddi sıkıntılar var ülkemizde. Ayçiçeği ithal eden, yağ ithal eden bir ülkeyiz. Aynı şekilde pirinç ithal ediyoruz. Pirinçte ithalatın ne kadar kötü olduğunu ama üreticinin geliri 3 katına çıkmadı. Tam tersi, üretici geliri gün geçtikçe düşüyor ve üretici borçlanıyor. Üretici topraklarını satmak zorunda kalıyor.